bu eğitim döneminde değersizleştirme ve niteliksizleştirme politikaları dozunu artırmış, bu kuşatmaya bir de ekonomik krizin yıkım etkisi eklenmiştir. Bugün çocuklarımız okullarda musluklardan temiz su içemezken, kantinden bir tost dahi alamazken, kalabalık sınıflara mahkum edilmişken, eğitim sistemimizin üzerine çöken geleceği ve piyasacı karanlığa dikkat çekmek için çocuklarımızın eşit ve nitelikli eğitim hakkının gasp edilmesine karşı durmak için eğitim dışı kurumların, dernek maskesi takmış tarikatların sistematik olarak eğitime dahil edilme girişimlerine boyun eğmeyeceğimizi göstermek için, yani yeni 15 Temmuzların olmaması için tüm Türkiye'de alanlardayız. Eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkıyoruz, uyarıyoruz. Laik ve bilimsel eğitim temel ilkemizdir. Sermayeye değil, eğitime bütçe. Onca skandala rağmen dernek, vakıf maskesi takmış tarikatlar, Milli Eğitim Bakanlığı protokolleri aracılığıyla eğitimde cirit atmaya devam etmektedir. Bu sorumsuz yapılanma yeni paralel yapılanmalara davetiye çıkarmaktadır. ÇEDES ve benzeri protokollerle manevi danışman adı altında imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı, Kur'an kursu öğreticisi görevlendirmeleri eğitimde çok başlılığın artacağının açık sinyallerini vermiştir. Alanında uzman eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz varken konuyla ilgisi olmayan bu insanların okullarda işi nedir? Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız.